Getir Akit'i. Yani bu ekranlarda olmaması gerekiyor Akit ama ne yapalım işte e ekrana getirdik. Bak Akit'in dünkü 8 Nisan 2024 manşet. Ne yazıyor? İsrail'le ticaret koca bir yalan. Yani <laughs> yalancının mumu yassıya kadar devam eder diye bir söz Bunların ya. Bunlarınki yassıya kadar da gitmedi. Dünün gazetesi bu, birinci sayfası. Daha yassı namazı kılınmadı yani tamam mı yassı. Daha akşamdayız, <laughs> bilgileri olsun. İşte bunların bakış açısı bu. Acaba... Yarın nasıl bir manşet atacak? Yeni, yeni Akit'i çok merak ediyorum. Yarın nasıl bir manşet atacak? İsrail'le ticaret kocaman bir yalan. Aslında bunun hazırlığını yapıyordu bence. Aslında bunun bugün yapılacak, yapılmış olan açıklamanın bence şimdiden bir e, alıştırmasını yapıyor gibi. İşte bunlar da renkli sayfalar olarak adlandırıyoruz. Geldik, devam edelim. Tabii bir anda herkes yok. Daha doğrusu herkes biliyor da kimin ne yaptığını. i̇şte Ahmet Davutoğlu, Fatih Erbakan devamlı olarak bunu dile getiriyordu. Gazetecilerden bazıları dile getiriyordu. Evrakları paylaşıyorlardı, belgeleri paylaşıyorlardı ama yalan diyorlardı. Şimdi diyecek bir şey yok. Peki arkada görmüş olduğunuz liderlerin hepsi soruyor şu anda. Neden şimdi diye bir soru. Bugün kısıtlama varsa demek ki bütün iddialarımız doğruymuş. Şu kadarını söyleyeyim: İsrail ile ticaret. Filistin'e ihanettir. Bir yanda muhalefetin İsrail'e ticareti kesin çağrısı, diğer yanda protestolar. İsrail'e ticaret tartışmasında yeni bir perde aralandı. Ticaret Bakanlığı 54 üründe ihracata sınırlama getirdi. Ama muhalefet neden daha önce adım atılmadı sorusunu yöneltti. Yaptığınız ticaret mazlumların ahını almaya değdi mi? Bugün getirilen kısıtlama kararı yeterli değildir. Bizler kısıtlama değil, İsrail'le olan ticaretin tamamen bitirilmesini istiyoruz. İsrail'e ticaret Filistin'e ihanettir. Madem ki başta uçak yakıtı olmak üzere birçok sevkiyatı durdurma kudretiniz vardı, madem ki bu malzemelerin Filistin'e gitmesi söz konusu değildi, o halde 7 aydır Gazze'de devam eden soykırıma malzeme taşıyan hattı neden kesmediniz? İsrail'le 54 ürün grubunda ihracatın kısıtlamasını yeterli bulmayan muhalefet, İsrail'le ilişkilerin tamamen koparılması gerektiğinin altını çizdi bu kararın ticareti tümüyle durduracak şekilde genişletilmesi gerekmektedir. İktidarı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını destekleyen haksızlığa ve zulme göz yuman bir ülkeyle ticaret yapmayı derhal durdurmaya davet ediyoruz. Hükümetin bu ilan edilen 54 maddeyle yetinmeyip İsrail'i füze saldırılarına karşı korumak için kurulmuş olan Malatya Kürecik radar üstünün kapatılması ve incelik üssü üzerinden İsrail'e yönelik muhtemel silah ve mühimmat sevkiyatının da durdurulması konusunda önleyici tedbirleri acilen alması gereklidir. Yalnızca 54 Kalemlik yaptırım yetmez. İsrail'le devam eden ticareti tamamen ve derhal durdurun.